Yeliz Karabulut da telefon hattımızda. Yeliz'e bir merhaba diyelim. Merhaba. Ve acaba bugün o dalgalanmanın BIST 100'deki sebebini bize bulaşık teline dönmüş şu saat itibariyle kafalarımız, yorgun kafalarımıza nasıl açıklar diye soralım. Şöyle ki aslında bir haftadır böyle bir dalgalanma söz konusu. Özellikle dolar TL'deki hareketlere bağlı olarak diyebiliriz. Geçtiğimiz birkaç günde baktığımız zaman dolarda sabah saatlerinde bir gevşeme, öğleden sonra ise yukarı yönlü sert hareketler oluyorduk. Bugün de zaten sabah saatlerinde cari açık verisi açıklandı. Beklentinin üzerinde gerçekleşti. Dolar TL birden 2.06'lara test etti. Ve endekste de aynı beklenti, normalde satış beklentisi olur. Fakat böyle bir şey gerçekleşmedi. Geçtiğimiz günlerdeki satışın nedenini de şöyle açıklayabilir diye düşünüyorum. Ben hafif hafif yabancıların birazcık daha piyasaya girdiğini, dip oluşumunun başladığını düşünüyorum. Bunun yanında EKGO'nun biliyorsunuz halka arzı vardı. Bugün tahtası açıldı. Bununla beraber aşağı yönlü birazcık daha stres yarattı öğleden sonra. Ama bankalardaki özellikle hareketlere baktığınız zaman sanki birazcık daha buralarda dip oluşumu önümüzdeki günlerde de alımların gelebileceğini işaretini veriyormuş gibi geliyor bana. Dolar TL'deki harekete de bakarsak önümüzdeki günlere ışık tutmak amacıyla 2.05 seviyesi önemli. Eğer bu seviyenin aşağısında kapanışların gerçekleşmesi halinde ise satış baskısının önümüzdeki günlerde gelebileceğini düşünebiliriz. Yine tahvil cephesine bakıyoruz burada. Tahvilde de yine aşağı yönlü hareket gerçekleşmesi halinde ise endekste bu pozitif yansıyabilir. Endekste 70.700-800 aralığından dönmesi önemliydi. Hatta benim bugün takip ettiğim seviye 70.700-70.800'den çevirdiler. Önümüzdeki günlerde 73.500-74.100 seviyesine doğru bir hareketlenme görülebilir. Tabii ki burada da ABD tarafına bakacağız. FED tarafındaki gelişmelere bakacağız. ABD tarafında yılın konuşması olacak. Buradaki eğer pozitif genişlemeli bir açıklama gelirse tabii ki gelişmekte olan piyasalarda yukarı yönlü eğilim daha da artabilir. Yeliz, bir seyircimiz, Trandusa nickname'li seyircimiz şöyle bir soru sorar. Bunu sana yönelteyim ben. BIST'te inanılmaz bir volatilite var ve biz küçük yatırımcılar bunaldık bu durumdan diyor. 2014 yılı da sizce böyle mi geçer diyor. 2014 yılında da böyle olması olası, yüksekte olasılık diyebiliriz. Çünkü 2014'te açıkçası biz analistler olarak bile nasıl hani stratejilerimizi belirlerken gerçekten çok zorlanıyoruz. Mesela 2012 yılındaysan 2013'ü hani tahmin etmek birazcık daha kolaydı. Gerçi Mayıs ayındaki biliyorsunuz ani bir açıklama gerçekleşti. Kimsenin beklemediği bir durumdu. Fakat şu an 2014'te beklerken birazcık daha fazla çalışıyoruz aslında. Çok da zor bir zamandan geçiyoruz. Özellikle analistler açısından. Ama benim beklentim şu, onu söylemek istiyorum. Bu FED açıklamaları zaman zaman fiyatların içine giriyor ki büyük bir miktarı benim gördüğüm kadarıyla fiyatlandı diyebiliriz. Bir süre benim beklentim aynı zamanda Mart ayında parasal genişlemenin azaltabileceği yönünde. Özellikle bu borç tavanı tartışmalarının son bulması halinde. Borç tavanı konusu çözülür ve FED'in tahvil azaltımı başlarsa en başta bir sallantı olur ama daha sonrasında ise tekrardan olağan durumuna geri döner. Yani tekrardan gelişmekte olan piyasalara bir dönüş görebiliriz diye düşünüyoruz. Sadece şu an fiyatlama dönemi, bir karmaşadan geçiyoruz. Bir de yabancılarda biliyorsunuz %60-%65 civarında ortalama eğer geçmiş dönemlere bakarsanız bir yabancı oranımız var. Yerliler yerli oranı oldukça düşük. Tabii ki yabancıların buradaki hareketleri de bireysel yatırımcıları biraz zora sokuyor diyebiliriz. Peki Yeliz, çok çok teşekkür ediyoruz bu toparlama için ve hep başında açarken ne dedik ya, her şeyden önemlisi sağlık.